Word TV ekranlarından merhaba değerli konuklar. Bugün bizimle yaşam koçu ve biyoenerji uzmanı Nimet Kızıl bizlerle birlikte. Evet öncelikle biyoenerji nedir? Bunu merak ediyoruz. Sizden dinlemek istiyoruz. Biyoenerji e, enerji yaşam demek. Yaşam enerjisi. E, biyoenerji hepimizde olan bir şey. E, vücudumuzda evrende, hayvanlarda, tüm canlılarda olan bir şey. Biz biyoenerji uzmanları insanların üzerinde olan enerjiyi açığa çıkarıp onları tekrar yaşamla bağlantı kuruyoruz. Biz bir aracıyız aslında. Biz de evrenden aldığımız enerjiyi karşımızdakini aktarıyoruz. Evet, e, biyoenerjiyle tanışma öykünüzü de merak ediyorum ben. Nedir biyoenerjiyle tanışma öykünüz? Nasıl tanıştınız? Biyoenerjiyle tanışma hikayem e, aslında e, kendi e, sıkıntılarım, sorunlarım, bitmesi, bitmek bilmeyen arka arkaya gelen e, problemlerden kendim için arayışa çıkmamla başladı. E, Biyoenerji değil de reiki daha çok duyuyorduk. E, Biyoenerji almak istiyorum dedim durup dururken. E, hiç duymadığımız bir şeydi. E, bir arkadaşıma işte ben bir enerji almak istiyorum. Yaşamımı değiştirmek istiyorum. Eee şeyle gittiğimde birkaç gün sonra arkadaşım aradı dedi ki nimet ben bir biyoenerji uzmanı buldum. Hatta bizim e, ofisimizin yanına taşınacak. E, ne yapalım? Ben de dedim ki hemen randevu al bana yerleşsin. E, mutlaka gitmek istiyorum. Aradan birkaç hafta geçti. Ben aradım arkadaşı. Ne yaptın dedim. Çok yoğunum dedi. Hiç görüşemedim, tanışamadım bile dedi. Biz telefonla konuşurken üstad içeriye giriyor ya da hoca. Arkadaşına söyle gelsin diyor. Arkadaşım çok şaşırıyor. Nimet seni çağırıyor falan diye. Tabii bizim anlam veremediğimiz bir şeydi bu sonra işte seans almaya gittim. Seanstan sonra bir takım değişiklikler hissetmeye başladım. Hocayı aradım. çağırdı beni, gittim. İşte bir takım uygulamalar yaptı, bana yaptırdı. Onun üzerine dedi ki sen şifacısın dedi. Şifacı mıyım o ne falan nasıl oluyor hani bu kadar hayatımda inişler çıkışlar yaşamış bir insanın şifacı olma şeyi bana biraz şey geldi. Belki de yolun buraya geliyor dedi. Eğitim verdi bana, el verdi. Ondan sonra ben de bu alana girmeye başladım. Yavaş yavaş etrafımdaki insanlara uygulamalar yapmaya başladım. Her uygulamamda karşımdaki insanlardan hep olumlu sonuçlar almaya başladık. Ama ben kendimi bir türlü ikna edemedim bu anlamda. Çünkü etrafımda çok doktor arkadaşlarım, sağlık çevresi ya bu kadar okuyorlar, bu kadar şey yapıyorlar. Hani ben olamaz falan diye kendi ikna etmen sürecim bir beş yılı buldu diyebilirim. Sürekli deneyimledim, okudum, eğitimler aldım. Ama her aldığım eğitimin sonunda şunu farkına vardım: Ben zaten bunları yapıyorum. Yani bunlar bana bir şekilde akışta geliyor. O zaman ikna oldum. Evet, ben iyi bir aracıyım enerji çalışmalarında. Biyoenerji hayatımıza girdiğinden bu yana da birçok insana da şifa dağıtmaya başladınız. Biyoenerjinin faydalarını dinlemek istiyoruz sizden. Biyoenerjinin faydaları nelerdir? Biyoenerjinin faydalarını şöyle anlatmak istiyorum. Vücudumuz sistem olarak birbirine bağlayan kanallar var. E, bu kanallardan herhangi bir tıkandığında e, o bölgede bir takım tahribatlar oluşuyor e, ve bu e, bir sinsile gibi birbirini takip ediyor. Bir e, tıkalı lavabo gibi düşünün. E, o tıkalı lavabodaki pisliği temizlemezseniz o e, birikir birikir ve patlar. E, dışarıya sızıntı vermeye başlar. Biz aslında o tıkalı lavaboyu açıp o akışkanlığı vücuttaki enerjinin doğru ve düzenli bir şekilde dolaşmasını sağlıyoruz. Bu şekilde vücudunuzdaki enerji akışı başladığında vücudunuzdaki hangi bölgede ne rahatsızlığınız varsa onun iyileştirme gücüne sahip. E, şifayı verenden ziyade alanın da bunda çok katkısı oluyor. Çünkü e, alıp dönüştürecek olan aslında kişinin kendisi. E, biz sadece dediğim gibi aracıyız ve e, şifayı sadece e, aracılık yapıyoruz. E, o kanallar e, açıldıktan sonra e, yalnız şunu karıştırmamak gerekiyor. E, Biyoenerji, çok ağır kanser vakkaları geliyor, çok ağır bel fıtığı hastaları geliyor. Evet, enerjiyle bunlar da dönüştürülebiliyor ama bunun için kişinin altyapısı çok önemli, bilinç düzeyi çok önemli. E, şunu dememek lazım, evet ben seni iyileştiririm, ben seni iyileştirme gücüne sahibim dememek lazım. Çünkü bu e, şifayı verenle alan arasındaki döngü çok önemli. Alan kişinin e, enerji alanı da çok önemli. Burada bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, çok duyuyorum. İşte e, bel fıtığıma çok iyi geldi. Çok kronik bel fıtığım vardı e, ya da iyi geleceğini e, söyleyip çok bu tür şeylerde hayal kırıklığı yaşamış insanlarla çok karşı karşı kalıyorum. Ne olabilir bu tür ağır hastalıklarda? Hastalık durabilir. Hastalık e, e, hani. Yaşam kalitesini biraz daha artırabilir ama alternatif tıptan beraber bizim gerçek tıptan da bilim tıbbından da uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun ayrımı ve bilinci çok önemli.